Tabloda numaranın yerlere gelmesi gerekenler aşağıdan hangisine doğru eşleştirilmiştir? Grup, kurum adı, aile, rolün gerekliliği. Baktığımız zaman birine gelecek, çocuk gelecek, arkadaşlarıyla uyumlu hareket etmek gelecek. Bundan dolayı da cevabımız A şıkkıdır. Bu haberden hareketle Türk milleti için aşağıdan hangisi yapılabilir? Yardımlaşma bilincine sahiptir. Evet, Elazığ'da depremde nedir? Herkes depremzedelerin yardımına koşmuş. Birliktelik duygusu gelişmemiştir. Hayır, gelişmiştir. Herkes nedir? Yardımcı olmak istemiştir. Ekonomik gelişmeye katkı sağlamıştır. Bununla ilgili zaten bir şey diyemeyiz. Paragrafta bununla ilgili bir şey demiyor. Zor durumdaki vatandaşlara destek olmuştur. Bundan dolayı da cevabımız 1 ve 4'tür. Bu bilgiye göre Uygurlarla ilgili olarak hangisine ulaşılabilir? Uygurlar kış gelince Turfan'a gelip otururlar ve bahar gelince de Beşbalık şehrine göç ederler. Büyük Türk dilcisi Kaşgarlı Mahmud'un belirttiğine göre burası Uygurların başkentidir. 10. yüzyıldan sonra Beşbalık bir ilim ve sanat merkezi haline gelmeye başladı. Turfan şehrinde birçok yabancı ticaret konuyu olması bunda etkiliydi. Kervan işletmek, tüccarları kontrol edip vergi almak onları zenginleştiriyordu. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Madencilikte gelişmişlerdir. Evet, baktığınız zaman yukarıda nedir? Madencilikle ilgili bir şeylerden bahsediyor. Bir diğeri Buda dinini benimsemişlerdir. Bununla ilgili yukarıda bir şeyden bahsetmiyor. Ekonomik açıdan zenginleşmişler. Gelen giden de nedir? Vergi alıyorlar. Bu da olacak. Kendi dillerini diğer milletlere de öğretmişlerdir. Bak hayır demiyor ki millet insan karşı onların dillerini de öğrenen Uygurlar. Başkasının dilini öğrenmişler, öğretmemişler. Bundan dolayı cevap Adana'dır. Bu bilgiden hareketle aşağıda hangisi hükümdarlara tavsiyeler arasında gösterilemez? Ey hakim, memlekette uzun süre hüküm sürmek istersen kanunu doğru yürütmeli ve halkı korumalısın. Bey cesur, kahraman ve atılgan olmalı. Bey cesaretiyle düşmana karşı koyar demiş. Şimdi baktığımız zaman halkı himaye etmeli diyor mu? Evet. Diyor ki nedir? Adaletli olmalı diyor. Ekonomiyi geliştirmeli. Ekonomiyle ilgili bir şey söylememiş. Yasal düzeni sağlamalı. Adalet diyor. Kanunu diyor. Düşmana mücadele etmeli. Demiş ki bey cesaretiyle düşmana karşı koyar. Bundan dolayı bu olacak cevabımız B şıkkıdır. İlgili oldukları konum türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Buna göre ülkemizin konumundan kaynaklanarak demiş. Şimdi baktığımız zaman mutlak konum neydi? Bir ülkenin matematik konumuydu. Enlem ve boylamına göre değeriydi. Özel konumda bulunduğu jeopolitik konuma göreydi. Baktığımız zaman en doğusu ile en batısı arasında 76 dakika farkın bulunması bu enlemle alakalı. Bu nedir? Mutlak konumdur. Dağların doğu batına yönelme nedeni ulaşımın doğu batı yönünde olması bu özel konumdur. Yani göreceli konumdur. İstanbul ve Çanakkale Boğaz'dan sahip olması göreceli konumdur. 2 ve 3 göreceli konumdur. 1 ve 4 nedir? Mutlak konumdur. Bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. Uçak, gemi, helikopter vergimizden destek bekler. Dağlıca'da Mehmetçikler vergimizden destek bekler. Baktığımız zaman bu dörtlü vergi destekle hangisi vurgulanmıştır? Güvenlik var mı? Evet. Uçak, gemi, helikopter, ulaşım da var. Sağlıkla ilgili bir şey yok. Bundan dolayı cevabımız Ceyhan'dır. 1 ve 2. Pardon, 2 ve 3. Göbekli Tepe ile ilgili bu bilginin elde edilmesini sağlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Göbekli Tepe'ye baktığımız zaman bir kazı çalışması sonucunda bulunmuş. Gördüğünüz görsel resimde nedir? Belli bir kazı çalışması yapılmıştır. Kazıyla ilgili uğraşan bilim dalı nedir? Arkeolojidir. Eski kazı yaparak eski eserlerin meydana çıkarılmasını sağlar. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır.
İhracat gelirleri ithalat gelirinden fazla olan ülke için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir? Şimdi ihracat demek sattığı mallar, dışarıya satılan mallar. İthalat demek dışarıdan alınan mallar. Dışarıya çok fazla mal satan bir ülke gelişmiş bir ülkedir. Bu gelişmiş ülke ise sanayisi gelişmiştir. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Öğretmen cümlesine boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Baktığımız zaman günümüzde medya aracılığıyla insanları etkileyen kültür popüler kültürdü. Bundan dolayı cevabımız B'dir. Buna göre yeni mesleklerin ortaya çıkmasını sağlayan temel neden aşağıdakilerden hangisidir? Zamanla birçok meslek koluna ihtiyaç azalırken teknik gelişmelerle yeni meslekler, bak teknik gelişmelerle öyleyse geleceğin meslekler arasında yapay zeka falan diyoruz. Baktığımız zaman nedir? Demek ki teknolojinin gelişmesiyle yeni meslekler ortaya çıkıyor. Cevabımız gelişen teknoloji yani D şıkkıdır. Bu habere göre Türkiye Venezuela ile ticari ilişkileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Türkiye'den Venezuela'ya yapılan ihracat gelirleri bir önceki yıla göre %223 artarak 120 milyon 800 bin dolara yükseldi. Türkiye 2017 Venezuela'ya 37 milyon 430 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yaşanan siyasi yakınlaşmalar Venezuela'nın yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonra Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı 2018'de %223 artarak 120 milyon 800 bin dolara yükseldi. Baktığımız zaman Venezuela'ya yapılan ticaret alışverişinden bahsediyor. Venezuela Türkiye'ye en çok makarna ve ayçiçeği satmaktadır. Baktığımız zaman ihracatta ilk sırayı 20 milyon 886 bin dolarla makarna aldı. Makarnayı 13 milyon 640 bin dolarla ayçiçek yağı. Baktığımız zaman ihracat bizim sattığımız. Bundan dolayı da Venezuela Türkiye'ye en çok makarna ve ayçiçeği satmakta değil. Türkiye Venezuela'ya satıyor. Bundan dolayı da A söylenemez. Cevabımız A şıkkıdır. Şehirlerin coğrafi özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şehir fabrika işletme hangisi yanlış yapıldığı söylenebilir. Ordu'da baktığımız zaman portakal suyu olmaz, fındıkla ilgili bir şey olacak. Kars'ta et ve süt ürünleri doğru, Kastamonu'da kağıt fabrikası doğru, Konya'da makarna fabrikası doğru. Ordu'da fındıkla ilgili bir şey olacak. Portakal suyu daha çok Akdeniz'dedir. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Aşağıdaki ülkemizin 2013-2018 yılı arasında dış ticaret değerleri verilmiştir. Bu tabloda hangisine kanıt bulunmaktadır? Baktığımız zaman ihracat yurt dışına satılandan kazandığımız, ithalat da yurt dışında nedir? Aldığımız. Verilen yıllar en çok ticaret yaptığımız ülke. Ülkelerden bahsetmiyor. Herhangi bir ülke yok. En çok sattığımız sanayi dalı ne sattığımızla ilgili de bilgi vermiyor. Madenlerle ilgili bilgi vermiyor. Öyleyse denizde verilen yıllarda ithalat giderleri ve ihracat gelirleri. Bundan dolayı cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdaki hangisi Türk kadının Medeni Kanunu ile elde ettiği haklar arasında yer almaz? Baktığımız zaman Türk kadınına Medeni Kanun'da temel hak ve özgürlükler veriliyor. Evlenme, boşanma, miras. Ama seçimlerde oy kullanma hakkı daha sonradır. 1930'da başlıyor. Bundan dolayı cevabımız D'dir. Yani Medeni Kanun'da siyasal haklar yoktur. Aşağıda hangisi demokrasinin hakim olduğu devletlerin özellikleri arasında yer almaz? Demokrasi demek halkın nedir? Seçmesidir. Halk yönetimde söz sahibidir. Bütün vatandaşı kanun önünde eşittir. Devletin yaptığı bütün işler yargı yani nedir? Hakim denetimindedir. Doğru. Ayrıcalıklı bir grup yönetime yön verir. Hayır, böyle bir şey diyemeyiz. Bu demokrasiyle bağdaşmaz. Bundan dolayı cevap B şıkkıdır. Habere göre JES konusunda karar alma sürecini etkilemeye çalışan unsur aşağıdakilerden hangisidir? Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yapılmak istenen jeotermal enerji santrali mahallelerin tepkisiyle karşılaştı. Bu topraklar bizim kanser olmak istemiyoruz şeklinde slogan atan mahalleler ayrıca JES istemediklerini ifade eden dilekçe imzaladılar. İmzalı dilekçeler Sarayköy Kaymakamlığı ve Denizli Valiliğine teslim edilecek. Baktığımız zaman
Habere göre JES konusunda karar alma sürecini etkilemeye çalışan unsur aşağıdaki hangisidir? Kim? Halk tepki veriyor. Yani halk istemiyor. Bundan dolayı cevabımız A şıkkıdır. Buna göre Atatürk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? En uzakta sandığımız bir olayın bize bir gün dokunmayacağını bilemeyiz. Dünyanın herhangi bir yerinde rahatsızlık varsa bana ne dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz. Olay ne kadar uzak olursa olsun bu ilkeden şaşmamak gerekir. Ya baktığımız zaman nedir? Farklı ülkelerdeki bir sıkıntı, bir problem bizi de rahatsız edebilir. Öyleyse uluslararası konulara duyarlıdır. Doğru. Dünya genelinde barıştan yanadır. Doğru. Mesafeleri olaylara bakışını değiştirmez, doğru, ama milli ekonomi geliştirmesini amaçlamıştır. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Cevabımız C şıkkıdır.